2016 yılında İstanbul'un nüfusu yaklaşık 15 milyon. Ve kişi başına oluşturduğumuz atık miktarı 1.3 kilogram. Bu da yaklaşık 20 bin ton atık demek. Yani biz öyle bir ilde yaşıyoruz ki her gün 20 bin ton atığı eritmekle ve ne yapacağını düşünen bir belediye sistemimiz var. Bugün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün bizlere sıfır atıkla ilgili bilmemiz gereken her şeyi anlattılar. Bundan sonra görev bize düşüyor, uygulamaya düşüyor. Silivri'mizi daha böyle temiz hale getirecek şekilde çocuklarımızı bilinçlendirirse iyi olur diye düşünüyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın altın, banka mevduatındaki para, ev, araba değil, çevre ve doğa olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Çevreyi ve doğayı maalesef ki maalesef unharca katletti. Katletmeye devam ediyoruz ama bu geri dönüşü diyoruz ya, bu çevrenin doğanın da katledilmesinin bir dut denmesi, bir geri dönüşüm yapılması lazım. Buradan bir U dönüşü yapılması lazım. Bu sıfır atık projesinde öncülük eden Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere ve bu saatten sonra da emeği geçecek herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Biz kamuoyu temsil eden Sayın Kaymakamım, Silivri'deki bürokrasi, Silivri Belediyesi olarak sıfır atık projesini desteklemekle mükellefiz. Buna katkı sunmakla, buna lojistik destek, eğitim desteği, teknik destek, ekonomik destek, tüm destekleri vermekle mükellefiz. Ben bu işin takipçisi olacağım. Sıfır atık için, çevre için, doğa için, Silivri için hep ama hep bu projenin arkasında olacağım diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun.